İyi günler arkadaşlar. Bugün kolay çiçek yapımını göstereceğim. Herkesin bildiği, küçüklüğümüzden beri yapmış olduğumuz küçük bir papatya. Yine direkt yaptığımız papatyamız buydu. Hep çocukluğumuzdan beri yaptığımız papatya diyelim. Sapını yaparız. Ondan sonra bu şekilde gelişigüzel yaptığımız bir papatyaydı. Ama biz bunu biraz da perspektif görelim, biraz yandan görelim, biraz daha detaylı yapalım diye düşünüyorum. Yine aynı çiçeği biraz yandan göreceğiz. Hafif bir meyilli bir şekilde, 1 kiloluk çizgiyle hafif bir şekilde yanını yapıyoruz. Şimdi biraz şuraya, buraya ve şuraya küçük noktalar koyuyoruz. Yapacak olduğumuz iş bunun aynısını yandan biraz da büyüğünü yapacağız. Evet, bu kadar. Bize doğru yaptığımız çizgiyi hafif bir tarafa doğru geliyoruz. Çok uzatmıyoruz. Yine aynı uzunlukta bu tarafa doğru geliyoruz. Çok uzatmıyoruz. Bu kadar. Karşıya da aynı çizgiyi atıyoruz. Yukarıya doğru gidiyoruz. Açıyoruz. Bu kadar. Alt kısmını hafif eğiyoruz. İki tane klasik yaprak yapalım yanına bir de. Böyle bir çıkıntı. Bunun da sapını hazırladık. Boyama yapacak olduğumuz işlerde bu tarz şeyleri biraz büyük yaparsak çok rahat boyarız. Eskiz aşamamız bu kadardı. Şimdi bunu kara kalem hafif netleyeceğiz. Ondan sonra da diğer çalışmamızda da boyayacağız. Hata yaptığımız yerler varsa onları düzeltiyoruz. Eğri yaptığımız ya da düzeltmemiz gereken kısımlar varsa oraları toparlıyoruz. Çok fazla baskı uygulamıyorum çünkü bu pastel boya, sulu boya veya guaj boya ile boyayacağız. Bu aşamada biraz daha büyük olduğu için rahat bir şekilde pastelle boyayabiliriz bunu. Daha küçük çalışmalarda da keçeli kalem de kullanma imkanımız var. Damarlarını, yerlerini belli ediyoruz. Boyama yaparken bunlar bizim işimize yarayacak. Evet, boyamaya hazır çiçeğimiz. Bu aşamadan sonraki diğer bölüm artık boyamadır. İstediğimiz gibi boyayabiliriz. Evet, şimdi çalışmamız, eskiz aşaması bitti. Artık sırada boyamamız var. Çiçeğimizin yapraklarını şu şekilde yapacağız. Bunlara taç yaprak deniyor. Çiçek boyama şekli yapılırken dikkat edeceğiz buna. Bunları rengarenk yapıyoruz. Hayal gücümüz öyle geliyor ama gerçekten doğaya ait bir şey yapmak istiyorsak bunları böyle rengarenk yapmamız biraz abes kaçıyor. Hayal gücü sınırsız tabii de istediğiniz gibi boyayabilirsiniz ama bunları tek renk yaparsak çok daha uygun duruyor. Evet, şimdi pastelle çiçeğimizin taçlarını boyamaya başlayalım şu şekilde. Hafif. Beyaz bırakmamaya çalışıyoruz. Neye benzeyeceğini görmek için önce bir tanesini boyamaya başladık. Genelde bu tarz çalışmaları yaparken tonlama yapmamız çok daha uygundur. Ama futbol takımı forması şekline çevirmiyoruz. Birisi açık bir taraf koyu yaparken şuradaki geçişi tam yapamıyoruz. O da iki tane ayrı renk oluyor. Bir taç yaprağın üzerinde ya da herhangi bir objenin üstünde iki tane renk görünüyor.
Biz onu istemiyoruz. Biz rengin tonlanmış halini, geçiş yaparkenki görüntüsü bizim hoşumuza gidiyor. Bu olsun. Şu an burada morun, lilanın tonlarını yapmaya çalıştık. Birazcık da mavi kullanıyoruz şuralarda. Evet, yapacak olduğumuz iş buydu. Hafif yumuşatıyoruz. Koyudan açığa doğru geçen bir tonlama. Evet, kullanacak olduğumuz renklerimiz bunlar. Şimdi bunları hızlı bir şekilde diğerlerini de ekliyoruz. Yaprağımızın gidiş yönü ne tarafaysa bu çalışmada aynı şekilde o tarafa doğru yapılıyor. En sağlıklısı her aşamayı tek tek yapmaktır. Hızlı hızlı yapıp hem beyaz bırakma hem de gelişi güzel bir renk tonlaması hoşumuza gitmez. O yüzden her aşamayı tek tek yapsak çok daha uygun olur. Ben şu an size göstermek için bunu hızlı yapıyorum ama siz bu hızda yapmayacaksınız. Çok daha yavaş yapabilirsiniz. Her yaprağı tek tek bitiriyoruz bu arada. Aralarda beyaz bırakmıyoruz. Tam geçiş noktasına açık rengini kullanıyorum. İstediğim tonu elde etmediysem sonraki aşamada biraz daha ekleme yapabiliyorum. Dikkat ettiyseniz yaprağın gidiş yönüne doğru sürüyorum pasteli. Boyamız biraz kaliteli olursa bu tarzda yaptığımız işlerde beyaz bırakmamak uygundur. Daha sağlıklı olur. Çünkü beyazı yaptığımız işte görürsek sanki tamamlanmamış yarım iş hissi uyandırır. Yaprağımızın yönü ne tarafaysa, taç yapraktan bahsediyorum, bu yapraklardan değil. Pastelimizi o tarafa doğru kullanıyoruz yine. Bu uç taraflar hem yaprağın özelliğinden dolayı açık renkli gözüksün hem de açık renk, bu rengin açığı olarak gözükmesini istiyorum. Rengin doğal hali de bu olabilir. İç taraflarda koyu, uçlara doğru açılan bir tonu olabilir. Evet, mavimizde de hafif damar ekliyorum. Evet, çiçeğimizin genel hatlarıyla taçları bu kadar. Göbeğini turuncu istiyorum. Kenarlarını biraz koyu yapıyorum. İç taraflarını biraz beyaz kullanacağım. Evet. Taçımızın ilk aşaması bu bitti. Sonra yeniden eğer dönmeye ihtiyacı duyarsam, düzeltmem gereken yerler olursa oralara dönüş yapacağım. Evet, şimdi sap kısmına geldi sıra. Hafif mavi dokunuyorum. Onun üzerine de biraz bastırarak
Çünkü maviyi tamamıyla rengini değiştirmem gerekiyor. Yeşil rengi elde edene kadar mavi ve sarıyı sap kısmına uyguluyorum. Aynı iş burada da olacak. Şimdi yaprağa geldi sıra. Yaprak kısmını yaparken biraz dikkat edelim. Yine burada tonlama yapacağız. Hafif sarıyla yaprağımızın tamamını pastelimizin yan tarafıyla dolduruyorum. Yaprağımızda da yine tonlama elde etmek ihtiyacım var. Biz doğal bir renk elde etmek istiyoruz. Kurşun kalemle sınırladığımız yeri dışına taşmadan kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi maviyi yan tarafıyla yine yaprağımızın yönü neresi ise oraya doğru uyguluyoruz. Sakın şu şekilde ya da böyle ya da böyle yapmıyoruz. Yaprağımızın yönü ne tarafaysa o tarafa doğru uyguluyoruz. Şimdi sarıyla üstünden tekrar gidiyoruz. Maviyi biraz daha yediriyoruz. Baskıyı daha fazla yapıyoruz burada. İstediğimiz tonu elde edene kadar üzerinde çalışma yapabiliriz. Birazcık turuncu ekleyip yaprağımıza biraz ekleme yapıyoruz. Koyu ve açık rengi elde edene kadar da bu işleme devam ediyoruz. İstediğimizi elde ettiğimizde artık çalışmayı bitirip diğer aşamaya geçiyoruz. Damarlarını daha şöyle gösterirsek yaprağımız hemen hemen tamamlanmış oluyor. Evet, diğer yaprağımızda da aynı işlemleri uyguluyoruz. Bu sefer tam tersini yapalım. Mavi alta maviyi uyguluyoruz bu sefer. Mümkünse pastelimizin uç tarafları değmesin bu iş için. İstemediğimiz çizgi görünür. Kurşun kalem çizgilerimize dikkat ediyoruz. Dışına taşmamaya çalışıyoruz. Ama kurşun kalem çizgimizi yok edecek kadar taşabiliriz. Çünkü yaptığımız işlemin altından kurşun kalemin gözükmesi hoş olmaz. Evet, mavi işimiz bitti. Şimdi sarıyı baskı uygulayarak yapıyoruz. Yine yaprağımızın yönüne tarafaysa yaptığımız işlemde bu tarafa doğru evet, çiçeğimiz hemen hemen bitti sayılır. İşlemimiz bu kadar. Çiçeğimizin üst tarafından başladık. Aşağıya doğru gelmemizin sebebi de şuydu. Pastel çalışacak olduğumuz için elimizin yan tarafı yaptığımız işlemlerin üzerinde gezeceği için defterimizi yapacak olduğumuz işi kirletmemiz olası. O yüzden hep üst taraftan başlayın, aşağı doğru gelin. Ben daha önce bunları yapmış olsam elim bunun üzerinde dolaşacağı için kirletecekti. Hafif bir fırçayla da bunları temizleriz ya da peçeteyle alırız. Kir
elimizi çok fazla sürtmeden pastelimizin kalan kısımlarını üzerinden ayıklayabiliriz. Evet, işimiz bu kadar. Kolay gelsin.